Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir bölüm İlk Aros'ta beraberiz. 126 mı 127 mi hatırlamıyorum. devam edelim biz. Sizi menüden aldım. Neden menüden aldım? Birazdan belli olacak. Play diyoruz. Tek karakterimiz Turco Gamer level 60. Karakteri seç diyoruz. Şimdi neden buradan aldım? Bunun için buradan aldım. En son bölüm 105 exotics yollamış yukarı. Ben 5'ini bozdurdum. Neden bozdurdum? Malları yukarı yolladık ya. Şimdi bu malları burada tamir edebileceğiz. Yaydan başlayalım. Repair 10. Yayımız cicin tamir edildi. Ondan sonra bunu repairleyelim. Baltayı repairleyelim. Bunlar bilmiyorum bizim platinumlardan daha mı iyiydi? Büyük ihtimalle. Ondan sonra başka 10, 20, 30, 40, 50. 50 ren daha lazım. Onu da workshop'ta şuradan bir tanesi 5'i bozdurduğuna göre 10 tane daha bozduruyoruz. 53 renimiz oldu. Zırhı da tamir edelim. Yine Flinta gibi olalım. Aşağıda olanları gösteriyor mesela. Şimdi aşağıdan yine küçük enişte roketle isteyeceğiz bunları. Şunları da yedek olarak tamir edip alsam mı ki aşağıya? Yani. Tamam, tamirlerimiz yapılmıştır arkadaşlar. Alacak bir şey. Bunları geçen bölüm göstermiş miydim artık hayvan alabiliriz? Göstermiştim herhalde. Yani artı 250 lazım. 500 de açmak için lazım. 250 de craftlamak için lazım. Şöyle bir üzerinden yeniden uçayım. Bu neymiş? Suyu temizliyor. Suyun içine atıyorsun herhalde büyük ihtimalle. Yani nehrin içine atıp temizleyeceğini zannetmiyorum. Büyük ihtimalle matara olsun. Belki yağmur suyu o zımbırtısı olsun toplayan, yağmur suyu toplayan şey var ya. Belki onun içine atıp temizleyen bilmiyorum. Denemek lazım ama sanmıyorum ki sırası gelsin. Bu ne? Crossbow. He. Ya crossbow kullanmak isterdim ama yavaşlatıyor ya. Beni pek açmıyor crossbow. Bizimkisi Gigi. Zanghu Gigi. Oh bizim... Bir saniye. Biz bunu tamir ettik. Bilseydim etmezdim. Bundan da olması lazım. Bizde bu nerede ki? Aşağıda kullandığımız mı yoksa? Yok biz aşağıda bir köf kullanıyoruz. Olimpik. Neyse hiç oralı olmuyorum şu an. Oralı olmuyorum şu an. Gold ve Copper. Yani bunlar benimkisi neyi fazla topluyor? %10. Yani genel olarak %10 fazla topluyor. Ve %125 from mining. Neyse. Aksımız da var. Gadget. Şimdiye kadar en işe yarar şunların ikisi bana kalırsa. Modül. Modüllere da girmeyelim. Backpack olabilirdi. Bu shotgun modgun bir işleriydi. Aynen shotgun ama capacity. Shotgun. Bu capacity
inventory, weight capacity. Yani iyi de pahalı. Armorlarda aynen bunu açmışız. 100 şeye ve 50 pahalıymış ama açmışız. Şunu açmak için açmış olabiliriz onu. Dur bir saniye bir bakayım. Şeyden yola çıkalım. Şundan yola çıkalım. Mining from felling trees. Bu çalışma şeyi resmen zırhı. Ağaçlarda mining de falan artı veriyor bu. Sweat, crouching, movement, speed, stealth damage. Bu avcılık diyelim. Gizli gittim miydi? %15 arttırıyor şeyi, hasarı. Ve hızı. Şuna bakalım bir de. Sprint speed, stamina consumed by jumping, stamina regeneration. 30 cold, 30 heat. Eksi stamina. %50 eksi stamina harcamayı sağlıyor. Bu çok iyiymiş aslında. 30 heat, 30 cold. Bu ne? 30 heat, 30 cold. 30 heat, 30 cold. O hepsinde aynılar. Damage. Bunda stamina vardı. Vallahi hiç karar veremedim. Biz en iyisi çıkalım. Oyuna devam edelim. Şimdi geçen sefer sonradan aklıma geldi. Birçok bir şey göstermemişim size. Bakalım bu bölüm ne yaparız, nasıl yaparız, gösterir miyiz, göstermez miyiz? Aklımıza geldiği kadar. Bir de bugün sürücü güncellemesi çıktı ATI grafik kartları için. Nvidia'da mı çıktı bilmiyorum ama o güncellemeyi yaptım. Bakalım belki bir işe yarayan bir şey, değişiklikler olacak mı? Oyuna girince öğreniriz. Nerede kaldıydık? Gündüz müydü, gece miydi bilmiyorum. Biraz bekliyoruz. Bak karşıda ağaçlar bulanık görüyorsunuz. Dağlar da bulanıktı. Yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Ağaçlar şimdi düzeldi. Etrafımız düzeldi. Şu an hareket edebiliriz ama hala bir şeyler yüklüyor. Görüyorsunuz dönerken takılma yapıyor. Aynen bu. Son bir update geldi. Onda biraz üzerinde durdular bu işlerin. Mesela şimdi ben buradayım ya. Atıyorum haritaları bölgeye bölgeye ayrıldı. Benim etrafımda haritayı yüklemeye başlıyor girer girmez. Bir de diyelim bir bölgeden bir bölgeye geçince oradakiler de yüklemeye başlıyor. Bir de sıkıntı. Bu toplanan diri taşları maçları o zaman yüklemeye başlıyor. O ara sıra durmalar, FPS yokları falan, stutter vesaire ondan oluyormuş diye yazdılar. Ama üzerinde çalıştıklarını yazıyorlar. Ama eskisine nazaran tabii gayet daha güzel çalışıyor oyun. Ha, bu bizim bir görev vardı bir saniye. Biz onu yapacaktık. Biz ona bir gidelim. Okumuz var mı? 43-23. Tamam güzel. Yiyecekte sıkıntım var. Yiyelim. Direkt göreve gideyim o zaman arkadaşlar. Biliyorsunuz suyun içinde istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Biz dün görev yerine bakmış geri mi dönmüş? Nasıl böyle bir şeyler hatırlıyorum. Aynen şu karşı yukarı taraf. Find the abandoned prospector base. Bu sefer buradan gidişim var. Gidişim var, gidesim var. Bakalım ne olacak orayı bulunca, ne yaptıracak. Kolay görevdi bu. Bakalım kolay mı değil mi? Ben pek güvenemiyorum bunların kolaylarına, zorlarına. Zor dedikleri kolay, kolay dedikleri zor oluyor bazen. Ha burada buldum. Base. Tamir et diyor.
Edelim. Ha, tam zamanında. Saldıran bir hayvan mı var? Görüyor musun şansı tam zamanında görevi? Hangi görevi hangi zamanda almışım? Vallahi tamir etmem gerekmeyen şeyleri tamir ettim. Böyle bir şeyler oldu. Arkadaş ben bu görevi kaybederim. Baksana fırtına başladı bile. Ama deneyelim bakalım ne olacak. Tamir ediyorum, o yamuluyor. %64 tamir ettim diyor. Ya har har har. Neyse böyle idare edeceğiz. Huu. Var mıydı bende şey ateş söndürme zımbırtısı? Yanımda. Yok. Yok gitti arkadaşlar. Ona lan bir şey saldırıyor. Şş, anneniz babanız yoktur umarım. Level kaç? 50 bir de. Utanmadan. Ateş söndürme aleti. Göremiyorum. Ben niye yamuluyorum ki onu bir anlasam? Taş lazım. Başka ne lazım? Nerede o? Çabuk ol. Ah tamam, mission failed. Evet, böyle bir fail ile başladık bölümü. Güzel. Ben neredeyim arkadaşlar? Third person'a geçtim. Neyse. Mission failed. Geçmiş olsun diyoruz. Bu mission'leri puan için, XP için yapın arkadaşlar. Level 0-1'den başladıysanız 30'sunuz. 60'a gelmediniz. Lan sen yavru musun? Yavruydu herhalde. Şu diğer etlerle bu karışmaz da şunlar gitti. Karıştı gitti. Ama önemli olan
Kemikti. Aa gitti. Beklediğin şekilde hareket etmedi mi? Vuramıyorsun. Çelik okum gitti. Görevi yapamadık bari buradan biraz kemik toplayalım. Epoksi için. Görev, aynen görev şey de gitti sol taraftan. Şimdi size başka bir şeyle gösterelim ama önce üzerimizdekileri bir ayar çekelim. Pişirilmesi gereken et var. Deri attık yanlışlıkla. Şöyle onları pişire dursun. Şu etler benim yiyebileceğim tür etlerden. Aa yamuluyor yine gördüğünüz gibi. Benim yiyebileceğim tür etlerden. Bunlar buraya gidiyordu. Bunlar da ondandı. Bunları alabiliriz. Nay yanlış attım onu. Şöyle yapalım o zaman. Bunları çıkaralım. Bunları biyodizel şeyimize atalım. Şöyle. Tohumlarımız neredeydi bizim? Burada. Deri ve post doluydu. Yanlış hatırlamıyorsam dolu. Bir tane deri buraya. Kemikler buraya. Gerisi buraya diyelim. Fiber. Fiber buraya atalım. Şunu buraya koymuştuk. Bunu çıkarıyorum, bunu buraya atıyorum. Gördüğünüz gibi lazım oldu. Bu portable beacon drop diyelim. Ona ne? Kutuna bak, dur bakayım. Ne güzel bir sistem. Dur şimdi yeni görev almayacağım. Bak şu herhalde bizim spawnlanmama yapma hareket etme işte. Heyecanlandıydı ama. Okumu istiyorum. Okumu geri isterim. Buldum.
XP'yi getirir. Biliyorsun bazı şeyleri açmak için XP'ye ihtiyacımız var. Sıkıntı değil yani. Şuraya bir dalacağım, yine bir bakacağım bir şeyler. Respawnlamış mı? Respawnlamamış. Kaçıyorum. Size kolay gelsin. Bak bunlar kestiydim yeniden büyümüş ya. Bu etraf hep şu çallar mallar doluydu. Herhalde regrow yeniden büyüdüler. Etrafında ne olup ne bitiyor göremiyorum iyi. Onun için temiz tutmayı ederim. En azından şunları yok ederim. Şeyi ayarlamışlar. En son update'in birisinde. Şu zımbırtıların yeniden büyümesini ayarlayabiliyormuşsun. Game inilerine falan bir şeyler yazarak. Şu an için ama oralarda ben aktif olmayı düşünmüyorum. Mallar yerleştirelim hemen. Pişiriyor mu? Pişiriyor. Yani biyodizel için malımız yeterince var. Fiber'ı atalım buraya. Yani arı kovanı işlerine gideceğiz. Şunu ver. Şunu al. Gerisi kalsın. Güzel, bayağı. Son iki bölüm ilk epoksi topladık diyeceğim ama 24 az ama 100 bilmem kaç yani. Yine yeterli. İyi, iyi. 160 epoksi hiç yoktan iyidir. Şimdi ben oraya birkaç aynen şu odunlara stikleri atmıştım. Onlardan da biraz bundan yapsın. Tamam. Okey, şimdi size bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Hayvanlar. Son update'lerden birisi. Oynamadığımız zaman update'lerinden. Hayvanların artık level'i var. Level'liyorlar. Ben size bunu çok ilk bölümlerde falan söylemiştim. Yakında hayvanların level'lemesi gelecek diye. Onlara değişik şeyler, skill tree veya buff maf bir şeyler açılacağını söylemiştim. O update geldi. Bizim Bizon mesela level 19. Ondan sonra 12 puanı vermemişim. Bak sizden vermek için. Mount Cart. Kargo. Yani şey giydim miydi? Burada envanteri olacak ya. Semerdir, eğerdir, arabadır vesaire. Bunlar statları. Her şey 2400, stamina 300. İşte hızı. Sprint speed 360 kilo taşıyabiliyor. Melee resistance 40. Projectile resistance 40 vesaire vesaire. Wander. Stay. Follow, wander dedim de geziyor kendi kendine işte. Yat da diyebiliyoruz artık. Defensive, agresif. Defensive kendisi saldırıldı mıydı saldırıyor. Veya ben saldırıldım mıydı saldırıyor. Agresif dersen yaklaşan her şeye saldırıyor. Şimdi biz bunun puanlarını da atalım. İlk puandan sonra civara gidebiliyorsun. Ben kapasitesini %20 arttırmayı 4 tane çıkmışım.
Helsinki'ne çıkmışım. Helsinki'ne %60 yaptık daha hızlı. Okey. Canı %5, %10, %20'ye kadar çıkardık. Okey. Ondan sonra burada şurası Mount Cargo Inventory Slot. Çok güzel. Oraya buradan da gidebiliriz. Increase Slow Resistance. Buradan da Food Effect Duration. Tamam, bir tane bunu açıp 3 puan buna veriyorum. Kargo kapasitesi artı 4 oldu. Semeri giydim miydi göreceğiz. Eksi 4 yapıp normal semerde. Lan aç kaldı diyor. Ne diyorsun sen? Bir saniye. Suyu da yok. Yiyeceği de yok. Ne diyorsun sen? Bir saniye. Yanlış. Burası. Ben burada depoladım malları size vereceğim diye. Nasıl aç kalırsınız siz? Bakalım şimdi nasıl koşturacakları yiyeceği. Level 3 olmuş açlık durumu. Food through. Al sana yiyecek şimdi koştur birazdan. Evet. Vay vay baba ikisi de yazık gariplerim. Aç kalmışlar. Sularını da dolduralım bir saniye. Sularını da dolduralım. Ne demişik? Bunlar için ben yağmur suyu şeyini ayarladım. X fill container. 100 kilo su varmıştı litre yani. Ana dolmadı ya. Neyse. Bir daha gidip gelelim. Doğru 5 litre alıyordu herhalde bu bizimki. Aynen 15 litre suyu da aldı. 98'i 84. Ha, yediler yediler şimdi yatıyorlar. Aynen bunun da suyu iyi. Aç kalmış. Açlık sınırı sıkıntılıymıştı. Nerede o? Ana bir tane stek vardı götürmüşler görüyor musun? Yani aslında bilmiyorum pek bir sıkıntı yok bunlar yemek vermez konusunda ama biz şunu bir saniye onu boşaltabilecek miyiz geri? Şimdi bu su mesela yağmur suyundan yani bu yağmur suyu olduğu için su sudan biraz daha sağlıklı ama pek değil. Yani fazla değil. Bir saniye biz bunu yine buraya alıp öyle mi doldurabileceğiz? Bir konteyner. Yok be. Press access. Empty con. Neyse uğraşmayalım. Boşalttım gitti. Biz buradan dolduralım. Burada filtrelerimiz su var. Aa 5'lik değer aldı. Bizimkisi 5'ten dolmadı. 7,5 mu alıyormuş bizimkisi? Vay. Bakayım. Bunda 5 var şu an mesela. Fill container. Bizimkisi 6,5 litre herhalde. Yazıyor mu bir yerlerde? Yazıyorsa da ben göremedim. Biz gelelim yine bizim hayvanların şeyine. Biz buna puan falan veriyorduk. 3 skillimiz var daha verecek. Şu köşede bir şey var. Physical Resistance. Bak bu güzel. Falling Resistance geç. Fire Resistance geç. Stamina Regeneration. Food Consumption. Daha az yemek istiyor. Modifier Effectiveness. Perceive Threat'i geç.
Speed. Karta takılınca yani araba takınca hızı. Jumping, stamina harcaması, movement speed daha hızlı olması. Daha hızlı olması. Yok, o kadar hızlı olması gerekmez. Biz o 3 puanı şu physical resistance'a verelim. Physical resistance burada yazıyor mu bir yerlerde? 48 dakikada 48 stamina regeneration'ı verdik ya bütün puanları. Yani stamina regeneration'ı da versek fena olmaz aslında. Yok ya, ben şu physical resistance'e verdim. Şu an bizimki level 19. Az kaldı. Level zıplayacak zaten. Arkadaşlar bunu bu sizi takip ayarını alırsanız follow ayarını alırsanız sizin aldığınız XP'den %5 mi %8 mi ne bu da alıyor. Yani mesela diyelim mağaraya gittiniz, kapının önünde bıraktınız. XP almaz bu sizin yaptığınız mağaradaki demir toplama işlerinden. Ama takip alıp yanınıza gelir de toplarsanız o zaman orada aldığınız XP'nin %5 mi %8 mi ne hayvan da alıyor. Şimdi Moa'da hiç vermedim puanları. Bunları hiç bilmedim bile bir kere üzerine. İsmini de But koymuşum. Yani buna da beraber verelim. Bu da level 14 olmuş. Bu burada geziniyor sadece hiçbir şey yapmadan. Şimdi buna da önce bir Health Max diyelim. Dur lan, biz bunu stay diyelim. Niye arkasından koşturuyoruz? Tamam. Ondan sonra bir tane buraya verip yine inventory slotlarını çoğaltalım. 6 puanı kaldı. Bir de taşıma şeyini. %20 kapasiteyi çoğaltalım. Ondan sonra health regeneration. 2 puan da health regeneration verelim. Water consumption için. Maksimum stamina'yı da, hatta bu koşucu, buna stamina'dan gidelim önce, sonra else gideriz. Yani bu iş böyle. Şimdi gelelim bizim işlere. Bunlar da burada işliyor. Onun için buraya koyalım. 3, 7 tane şeyi. Buraya atalım. Şimdi arkadaşlar biz bu oyuna girerken ne yaptık bu bölüme? Mallarımızı tamir ettik. Şimdi mallarımızı isteyeceğiz. Contact device bu muydu? Exchange buydu. Request equipment, yani mallarımı istiyorum diyorum. İşte bu. Zırhımı istiyorum. Yedekleri isteyelim. Bunları isteyelim. Şu ateş söndürme zımbırtısını isteyelim. S5 diyor mesela. Şu rütbe ayarları S5 X Hark. Şu daha iyisi. Benim üzerimdeki ne mesela şu an? Yani üzerimde aynısı. İki tane mi var ondan, onu anlamadım. Bir de malları request. Oy, hepsini bir daha mı yapacağız? Şu yay işini anlamadım arkadaşım. Yay. Neyse biz alalım da malları sonra bakalım. Bu tamir ettiğimiz yukarıda oyuna girmeden mallarımızı geri istiyoruz. Bu meseleyi çok sevdiğimi birçok kez söylemiştim. Güççü genişle, güççü roketi pek seviyorum. Tamir edildi, gıcır gıcır geldi hepsi. Gidebilirsin geri. Teşekkür ediyorum.
Şimdi bir karşılaştırma yapsak. 12 fiziki rezistans, bu 14 fiziki rezistans. Cold ve heat 30, bu cold 14, heat 6. Exposure resistance 5, bu 4. 20 health regeneration, 20 stamina regeneration var artı olarak. Bizim weight capacity artı 100, artı 100, artı %10 artıyor. Collision stamina. Yani bunun health regeneration daha iyi ama biz stylish görünelim, bunları giyelim. Nasıl yapıyordu bunu? Çift klikle mi oluyordu? Sağ klikle mi oluyordu? Neyse, elden çekelim bir şey. Hani boş olsa herhalde çift klikle alıyordu. Biz yine sağlam. Siz bana kemik getirmeye mi geldiniz? Nerede yavrusu, nerede? Kemik ihtiyacım var. Orada. Gördünüz mü? Bak, sonuna kadar gelme sesini dinleyin. Gitti yayım. Aman okum. Şunu bir toplayalım da. Bunu da aldık. Bu süt danası ya, iyi etten verdi. Okey, o da tamamdır. Etleri hemen halledelim. Etleri halledemedik. Şöyle yaparsak olur. Hatta bir saniye. Yer merde kalmadı. Dur ya, biz onu öbür türlü yapsak. Yok, kalsın böyle. Vazgeçtim. Veya şöyle alalım. Neyse. Biraz XP alırız en azından. Yağya çevirsin onları. Şu yiyebildiklerimizi. Buraya almıştık. Zor diyelim. Kemikleri alalım. Şimdi düzen içlerine girmeden önce bunu buraya atarsak, bunu giyiyor muydu bu? Kelle. Et balık kelle, bunlar yerine elle. İbrahim Tatlıses filminde öyle bir şey vardı, söz vardı. Okey. Şimdi arkadaşlar, bu yay bizim elimizdeki yay ile 50 projectile damage, 75 projectile damage. Bunun daha iyi olduğu çıktı bile meydana. Değiştiriyoruz. Şunu, bunun yerine alacağız. Ateş söndürme. 60 artı 60 mining radius, 170 yield from mining. 133 yield from mining, ama bunun staminası %15 daha az harcatıyor. Ve %10 daha fazla mal çıkıyor. Onun için bu daha iyi. Bunu 7'ye alıyoruz. 75, 133, 50. Ama birçok avantajı var. Bunu da alıyoruz. Bunu da 7'ye çekiyoruz. Bu zaten yedekti. Bu da yedekti. Şu da yedek. Dendim miydi bizim yedek?
Mallar burada saklayalım. Okey, onu da hallettik. Yayımızı değiştirdik. Bıçağımız, yedeğimiz yanımızda. Burada bıçak denilen bir şey var mıydı? Vardı. %50 yield from skinning. %100 yield from spinning. Bunu yedek olarak devam kullanalım. Ve saat kaç oldu? 20. Yatalım kalkalım. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Tamam, mallarımızı geri aldık. Şimdi kısa bir yeniden bir görev alalım bakalım. 50-60 tane şeyimiz var, yayımız var. Aman okumuz var. Sen nereden geldin? İşte bak, balta dediğin böyle olacak. Son teknoloji ürünü. Sen kimsin? Neyse. Bak mesela şu dışarıda hangisini isteğim yap dedik biz, bunları bir bakayım. Wanda Defense. Bunu isteği yap dedik herhalde yanlışlıkla. Yanlışlıkla değil de bilerek. Heh, şimdi gezin. Şunları yapmıştık ya camları korumak için. Hatta dışarıda taşları korumak için düşünüyorduk. Uğraşmak istemedim. Yani bundan oldu muydu? Gerekmiyor. Neden gerekmiyor? Çünkü zaten bu 2500'lük durabilitesi var. Taş kadar sağlam olunca bu içeridekileri hepsini değiştirebiliriz. Ama şu an yapmayalım. Sonraya bırakalım onu. Şimdi bir daha bir görev alalım. Bakalım ne görevler var. Operation Steel bunlardan. Medium diyor ama kar bölgesi gördüğüm kadarıyla uğraşmam. Hard, zor diyor. Build a watchtower and place a beacon to make. Bunu alalım arkadaşlar. Bir şey inşa ettirecek bize. Kule gibi. Lan nereye iniyorsun diyecektim ama yakına indi herhalde. Oraya watchtower mı yapacağız? Dur o şeyi alalım. Speedy Gonzales'i alalım. Butu. Bu sen benimle geliyorsun. Sana bir... Ha, şunu arkadaşlar takıyordum bizim şeye. Mr. Bison'a. Gidip demirleri topluyordum. Bütün mağarayı çıkarıyordum yani. Bunu biliyorsunuz. Taşınırken çok eski bölümlerin birisinde taşınırken bütün eşyaları sığdırıp öyle taşınmıştık. Yani çok iyi bir mal. Bir de son update'te dün update herhalde bunların üzerine binemiyorduk ya onları takınca, artık binilebiliyor gibi bir şey ama tam anlamadım çünkü farm arabası diyor, böyle farm özel arabaları var. Son Laika DLC ile beraber mi oldu bilmiyorum veya sonradan mı açılacak. Hem o arabayı takıyorsan binebiliyordum, bunda da öyle mi bilmiyorum, bir ara deneriz. Sen bir gel benimle. Seni follow alacağız. Semeri takacağız. Şimdi bunun arkadaşlar skill'de 4 tane Mount Cargo Inventory slotu var, tamam mı? 1, 2, 3, 4. Yani ne anlıyoruz? Artı 4'ü oradan aldık. 2 tane normalde 2 taneymişti. Bu sayede de bu da yani işe yarar bir mala dönüyor. Normalde bu sırf hızlı map'te hızı ha arkamdan gelme şeyi açıktı değil mi? Yani bu arkadaş normalde bizim sprinterimiz. Hızlı koşucumuz. Mal taşıma için düşünülmemiş olan hayvan. Aç mı diyor? Ne diyor buna ya? Oğlum durdurdu yerde. Ne açılıyor şimdiki? Gelsen benimle. Vurdu geç. O kurdu da geç.
Yani 120 kilo gördüğüm kadarıyla kapasitesi var. Bizim Mr. Bison 360. Aradaki fark. Hatta bunda da kilo artırma skillerini açmıştık herhalde. Bir bakayım. Kurt geliyor mu peşimden? Yok. İnelim. Bir bakayım. Aynen %120. Yani bu 120 taşıyabiliyorsa demektir ki 100 kilo şeyi. Senin annen baban nerede? Sen de mi temin etsek? Her yerde gördün. Ne diyordu görev? Collect the prototype portable beacon from the Xenotide delivery pod. He, beacon'ı toplayacağız. Kule yapacağız. Kulenin üstüne onu dikeceğiz. Adamlar sinyali alacaklar falan filan gibi bir şeyler herhalde. Yani gelmişiz neredeyse. Karşı tarafta. He, bir de şu var update. Arkadaşlar hep kızıyordum ya şu Mr. Bison'la olsun, bunlarla olsun şunlara takılıyorduk. Gördünüz mü? Artık takılmıyoruz. Son ikinci update'te onu kaldırdılar. Süper. Bu oyunun yapımcılarını çok seviyorum. Demiş miydim? Sen daha hızlı yüzemiyor musun lan? Ördek gibi bir şeysin. Allah Allah. Burt yapma böyle şeyler. Merak ettim nereye yaptıracak şeyi. Kuleyi. Bak çok daha hızlı aşabiliyoruz buraları. Bak takılmadık mesela. Sen şöyle açıkta şeyi izle. Manzarayı izle. Takipteydi. Takipte kalsın. Pasif dediği ne? Combat. Bu savaşamıyor arkadaşlar. Gördüğüm kadar aynen kapatamıyorum. Buraya gel Burt. Budun kanadını yanar sonra pişirir yeriz. Build tower place beacon at the marked location. İşaretlenmiş yere. Oh, benim evim oraya diyor. Yo, bir saniye. Orası değil. Burası büyük. Location. Aynen şurası. Ben de anlamadığım bir saniye. Şöyle gidince. Ha burada location. Tamam. Gel bakayım. Ha geliyordu zaten. Wow. FPS gitti. Evet, buraya kule yapacağız. Yani kule derken aynen. O beacon'ı yukarıda aynen şu yuvarlağı gördüğümüz yere bilmemiz lazım. Bu demek oluyor ki başlıyoruz. Şimdi bu XP'lerden kesmelerden mesela işte bu tek CS gördünüz mü? Hepsini topladık. Bir seferde. Bu da XP'yi kazanıyor arkadaşlar. Mesela şu an XP'si 24.720 tamam mı? Bir ağaç daha keselim. idi mesela 24.810 oldu gördünüz. Takipte olduğu için o da XP'yi kazandı. Şimdi biz buraya bu kuleyi ne yapacağız? Tabii ki de odundan yapacağız. Biraz da şey toplayalım. Fiber apricot toplayalım.
Burdunun kanadını geri çek. Seni yaralamak istemem. Yani seçtikleri mekan sıkıntılı biraz ya, neyse. Şimdi crafting'den şundan bir 8 tane yapalım. Ondan sonra bundan 2 tane yap. Ondan sonra rampa lazım olur. Bundan bir 2 tane yap. Şimdi şurayı ortalamaya çalışalım. Yani pek orta olmadı ama idare eder. Sekizini de harcadık mı? Bir tane mi var? İki tane mi var? Rampayı ayarlamamış mıydım ben? Allah Allah. Ha, rampa yanında taşlar da var. Yok ya, varmıştı. Teh şey yaptık, fazladan yaptık gibi oldu. Nasıl yapacağız bunu şimdiki? Böyle böyle çıkacağız. Ortadan da şeyleri çıkaracağız. Neydi onun ismi? Sütunları. Ne diyorsun sen? 63 diyor. Biz bundan bir 12 tane daha yapalım. Şundan 4 tane daha. Rampadan da 2 tane daha. Senden benden çıkıyorum Bud. Dikkatini çekerim. Kanatların yok ona göre. Dikkatini çekerim ne demek ya? Gerçekten de Türkçeyi mi unuttuk? Ne yaptık? Şimdi dikkatini izdirham ederim. Şimdi merak ettiğim statik durumları nasıl olacak? Bak şu an şu ilerideki sütun sarı gördüm yanılmıyorsa. Başka yok mu? Bu yeşil. Yok ya, yeşil daha. Sütunlar yeşil. Sütunlarda sıkıntı yok. Bunlarda sıkıntı çıkabilir. Bunlar hala yeşil. Demek ki şeyden, sütunlardan tutunduğundan dolayı sütundan güç alıyor. Lan güzel bir şey olacak ha. Kullansam mı ki bunu, evin oraya yapıp da böyle bir şey? Geldik neredeyse. 8 tane daha sütün lazım gibi.
Sanki renkleri biraz açık sarı oldu gibi geliyor bana ya. Aha görüyor musunuz? Bak bu mesela turuncu oldu. Şundan bir tane yaptım mıydı? Aha kırıldı kırılacak. Nerede o zımbırtı? Heh. Arkadaşlar görevi başarıyla bitirdim. Sinotay zımbırtısından ödülünü al diyor. Burt geliyor mu? Nerede o? Gerçekten de geliyor. Aşağıya düşmedi. Aferin lan yoldan gitmeyi biliyorsun. Şu eserimize bir bakalım. Yani güzel görünmesi için aradaki şeyleri yapabilir, koyulabilir. Belki o zaman statiği de daha güçlü olur da anlamadığım statik niye öyle düşük yukarıda. Normalde sütunlar üzerine kurulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yükseklikte. İlginç. Ana benim yiyecek şeyim bitti. Şimdi göreceksin arkadaşlar. Ne kadar XP'yi verdiğini. Ve verdiği ödüllerin o kadar da iyi olmadığını. Şunu toplayalım görmüşken. Bir gün lazım olabilir. O zaman biraz elimizde bulundurulmuş oluruz. Şunu da alalım. O statik meselesini gerçekten merak ettim. Neden sütunlar olduğu halde benli misin, but değil misin? Şimdi ölülerimize bak arkadaş. Odun hiçbir işe yaramaz. Biraz copper, demir çekiç işimize yaramaz. Iron fırlatma şeyler. Yani gördüğünüz gibi şeyler bu, ödüller bu. Ama şimdi siz şeye bakın. XP'ye bakın. Birazdan solda yazabilir. Aynen. 15.000 XP. 30'da ren. 30 ren tamir için iyi yani. Ara sıra böyle bir görev yapılabilir. Ama asıl mesele 15.000 XP vermesi arkadaşlar. Yani siz level 60'a doğru gitmek istiyorsanız bu görevlerden bol bol yapın. 60'a çabuk gidersiniz. Kaç kaç kaç. Üzerimize ağaçlar düşecek. Şöyle bir resim çekmeyelim mi? Foto moda giremiyorum nedense son zamanlarda arkadaşlar. Bir ara oluyordu şimdi olmuyor. F5'i ayarladım girmiyor.
gel böyle gel. Onu ver. Ondan sonra Wonder. Yiyecek var. Yiyecek var. Su da vardır. Yerinde olurmuşluk. He, bu suyu şuraya koyacaktık ki yağmurda dolsun. Şu an üstü kapalı ama biz üstünü açarız. Oradan da dolar. Ama yok, camları sağlamlaştırmadan olmaz. Şimdi biz ödülümüz, demir hamurumuzu, movement speed -10, action hold 22 diyor. Şu daha iyi. Yedek olarak kalsın o zaman. Copper, 32 de copper şey vermiş. Bir şey aklıma geldi bu rüzgarın sesini duyunca. Bir şey açmamış mıydık şu deri perdeleri? Deri perde ve kapı vardı şöyle. Kapıyı açıp kapamaya gerekmiyordu. Kapı da öyleydi, pencerede değil de. Şimdi kapatırdık mesela, daha rahat ederdik. Aynen, açmışız da nerede yapılıyor? Crafting bench. Bol bol deri lazım. Onu oraya bırakalım. Aa, bu elbiseleri almış ama yanlış elbiseyi gösteriyor. Neyse, fark etmez. Görüyor musunuz? Neyse. Resim çekecektim, vazgeçtim. Bu bunu craftlasın. Şuraya biraz bir şeyler bırakalım. Bunları buraya bırakalım. XP'yi kazandırsın. Tohum var, fiber var. Tohum var, fiber var. Tohumlar buraya. Zort. Fiberlar buraya. Zort. Bunları alıyoruz, zortluyoruz. Buz, tuzu, yemek şeyini mi attıydık?
Aynen. Allah'ın 99 Esmaül Hüsna'sı ve bize öğretmediği nice isimleri. Adına dedim demişim. Bunu buraya koyalım. Olur da sement yaparsak diyecektim. Yapalım onu, iki tane yapabilirsin. Mass snap diyor. Bunlar buraya bunlara takılmıyor mu bunlar? Allah Allah, ben takılıyor diye biliyorum. Olmadı arkadaşlar, yapamadık. Window. Bilemedim. Snaplemedi. Malları geri aldık. İade edelim. Okey. Görevi yaptık, verdik. Ödüllerimizi aldık, XP'lerimizi aldık. Renlerimizi aldık. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz. Suyu bir açalım bakalım. Suyumuzu açtık. Şundan 8 tane yapacaksak 3 kere 8 48. 48 tane lazım. 48 tane ne lazım? Epoksi. Yanlış oldu ya, neyse. Ya biz tek tek atabiliyorduk onu. Nasıl yapıyordum ben? Yoksa yine oyunlarla mı karıştırıyorum? Zord diyelim. Max diyelim. Stop. Su yokmuş gibi yaptı. Neden öyle yaptı? Bunun ismi neydi? Glass Wall değil de. Reinforced miydi? Neydi? Neyse, yazmadı da. Sanki su yokmuş gibi yaptı. Onu anlamadım. Aynen, off diyor. Biyodizel bitmiş, yakıt bitmiş. Ondan öyle yapmamış. Bu şimdi bu malzemeyle dolar. Biz yedek şeyimizi kullanalım. Sen kimsin? Kurt. Şimdi çalışıyor. Mallar geri verelim, zorlayalım. Evet, şimdi altın gibi yani sarı parlamaya başladı. 6 tane malzeme kaybettik. Bakalım ne lazım, eksiğini gideririz birazdan. Zord dedik. 2 tane daha lazım. 12 tane epoksi. Yani.
Zord diyelim. Şeyi kapatalım. İlla buradan girecek. Neyse. Basık bırakıp da kapatırım ben de. Şimdi elimize baltayı alıp bunları upgrade diyeceğiz. R'ye basıp. MCH mi? Alüminyum yok. Glass diyeceğiz. Glass diyorum. Heh, sağ tık. Must repair first. Yani şu sistem güzel değil mi arkadaşım yani? Diğer oyunlar niye böyle şeyler yapmıyorlar? Arkadaşlar cam panorama neydi onun ismi? Manzarayı seyretme şeyimiz tamamdır. Buraya da bir cam kapı yapalım. Eksik malzememiz. Window. 6 epoksi. 6 epoksi. Suyumuzu açalım. Sündür ateşini. Suyumuzu açtık. Kapımızı yapalım. İşte bu arkadaşım. Bu kadar kolay yani. Niye şu hortumları saklama işini soruşturacaktım. Yazalım bir. Kapı sen gel. Nasılydı o hold pickup? ...1250 durability'si var. Bunun kaçı? 750 herhalde. Arkadaş, reinforced odundan da sağlam. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Sizce güzel oldu mu? Bence güzel oldu. Şimdi bunları biz ne yapalım? Kıralım. Şunları da kıralım. Buraya verebileceklerimizi verelim. Halatımızı buraya verelim. Çivi. Çivi burada lazım. Aynen. Buraya çivileri verelim. Şu demirden de artan çivi yapalım. Dur. Şuraya eklemiyor mesela. Niye öyle yapıyor? Gıcık gıcık. Heh. Şu üçü buraya koyalım. Okeydir. Zord diyelim. Çivileri de buraya verelim. Olur da bir şey yapmamız icap eder. Yani dışarıdan pek bir şeye benzemiyor ama içeriden panorama olarak güzel bence. Okey, onu da hallettik. Yiyecek meselesi bizimkine. Şimdi level atlamamıza az kaldı arkadaşlar. Bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölüm level atlamak için ne yaparız? Bir şeyler inşa ederiz. Eksik tezgahlar yaparız vesaire vesaire. Mallarımızı bu bölüm tamir ettirdik yukarıda. Ondan sonra
geri aldık da. Anlaştık. Yayımızı geldi. Güzelim balta ve kazmamız geldi. Vesair işler. Orası yanlış taraf. Yo, doğru taraf. Ben burada mı yatıyordum ya? İyi, şimdi manzaralı yatacağım geceleri. Şunlardan birkaç yapıp o çantaya koyma niyetindeyim. Çünkü çantada da bayağı yerimiz var. Onların hepsinden şöyle 3'er tane, 5'er tane tam bilmiyorum yapıp çantamızda kullanmaya hazır olsun. Nasıl olsa envanter yeri harcamıyor. Kilo harcıyor mu onu bilmiyorum. Mesela şu an 35.7 kilomuz. Bunu buraya koysam. 36.5, 35.7 idi. Yani kilodan da tasarruf ediyoruz buraya koyarsak. Süper bir şey. Güzel fikir. Yani burayı o mallarla doldururuz. Bu anki... Nereye geldim ben? Şuradaydı. Yok, yiyecek değil. Şu mallarla donatırız ikişer üçer malzemeleri olduğu sürece. Bunu da doldurduk. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Nasipse. Şöyle Icarus'un güzel manzarasıyla size hoşça kalın diyelim.